أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ بهم لم يصروا عليها صما وعميانا <تصفيق> <تصفيق> والذين يقولون رب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما فيجزون الورثة بما صدروا فيلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها عسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاء فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا صَدَقَ اللّٰهُ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, bizleri yaratan ve yaşatan, sayısız nimetleriyle donatan, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif ayında bizleri bugünlere ulaştıran, kavuşturan Rabbimize, sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de salat ve selam olsun. Kıymetli STV izleyenleri Eskişehir İl Müftülüğü ve STV tarafından Ramazan ayı boyunca yayınlanan İftar Sevinci programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugünkü İftar Sevinci programımızda Cenneti ve cennetin nimetlerini konuşacağız. Şimdi sizlere program konuğumu tanıştırmak istiyorum. Program konuğumuz Eskişehir İl Vaizi kıymetli hocamız Ömer Faruk Can. Programın başında Kur'an-ı Kerim <laughs> tilaveti yapan hocamıza da ağzına yüreğine sağlık. Ona da çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Ömer hocam Ramazan ayının sonuna yaklaştık. Evet. artık son günleri içerisindeyiz kıymetli hocam. Rabbim bizleri bugünlere ulaştırdığı için Yüce Rabbimize ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde inşallah bayrama ulaşmayı, erişmeyi hepimize nasip eylesin. Amin inşallah. Kıymetli hocam, Ramazan ayının sonu insanın hani derler ya günahlarından azat olması, evet. bir noktada cennet beratını alması. Rabbim inşallah hepimizi bu beratı alanlardan eylesin. Biz de bugün hocam Cennetten bahsetmek evet. istiyoruz. Cennet nimetlerinden bahsetmek istiyoruz. İsterseniz bizi cennete uğraştıracak amellerden evet. de anlatabilirsiniz, bahsedebilirsiniz. Biliyoruz hocam bu dünya hayatın neticesinde iki tane durağımız var. Birisi evet. cennet durağımız, birisi cehennem durağımız. Rabbim hepimizi, tüm inananları, tüm kardeşlerimizi cennet durağına ulaşanlardan eylesin. Amin. Hocam buyurun cennetten başlayalım, cennete evet. girelim inşallah. Buyurun hocam. İnşallah. Ben de e, tüm izleyenlerimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. E, Ramazan'ın sonuna yaklaştık. Nasıl ki dünya hayatının sonunda dediğiniz gibi bir e, durak olacak ve bu durak da güzel bir durak olsun istiyorsak, e, inşallah e, Ramazan'ın da sonunda bayrama ulaşacağız. Böyle güzel bir e, bağlantı oluşturdunuz. Cennet. E, her canlının ulaşmak istediği, her insanın ulaşmak istediği güzel bir yer tabii ki. Kur'an-ı Kerim'de çokça anlatılır, zikredilir, tekrar edilir. Cennet kelime anlamı itibariyle yeşil bahçelik yerler demek. Yani insanın böyle huzur bulduğu, işte altından böyle suların aktığı şırıl şırıl. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de cenneti tasvir ederken Allah hep Altlarından ırmaklara kan ifadesini kullanır. Ve e, iman edenlerin, e, salih amel işleyenlerin, e, ikisini birlikte tabii yapanların evet. e, o cennetlerde sonsuz kalacağından bahseder Yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimede. Şimdi cennet e, dediğim gibi böyle e, insanın huzur bulduğu e, tabiat içerisinde böyle insanı hoşnut eden bahçeler demek. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemde e, düşünelim. Yani insanlar e, Arap e, yarımadasında e, ve Kur'an'ın indiği toplum e, çöl çölde yaşayan, e, belki hiç yeşil bir bahçe görmemiş, e, hep e, kayaların ve taşların arasında yaşayan bir toplum. Yani e, işte ziraatın olmadığı, e, belki akarsuların olmadığı bir coğrafya. E, Allah orada... E, yani iyi insan olursanız, Allah'a inanırsanız, iyi işler yaparsanız size Allah katında işte böyle hayal bile edemeyeceğiniz işte cennetler vaat ediyor. Ve onu da tasvir ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de işte diyelim yemyeşil böyle ussuz uçsuz bucaksız bahçeler, o bahçelerde işte insanın tahayyül etmediği kadar güzel saraylar ve o saraylarda insanlara hizmet eden işte Başka varlıklar Bunlardan bahsediyor Yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de Tabii ki insan dünyaya bir imtihan şeyiyle geliyor Yani bizim varoluş gayemiz Bu dünyada imtihan olmak Ve biz bu imtihanı eğer yaratanımıza boyun eğer Ona iman eder Onun emir ve yasaklarına uyar Ona tabi olursak bu imtihanı kazanıyoruz eğer bunun tersi olursa bu imtihanı kaybediyoruz. Şimdi bazı mefhumlar vardır yani e, anlayabilmek için onun zıttını idrak etmek lazım. Cenneti de iyi kavrayabilmek için cehennemi de idrak etmek lazım, anlamak lazım. Yani e, mesela cehennem de dünyadayken e, iman etmemiş, isyan etmiş, işte nankörlük yapmış insanların son durağıdır. Yani orada ebedi kalacaklarını söylüyor Allah. Ee, orası nasıl bir yerdir? Orası insana acı veren, e, ızdırap veren ve sürekli e, ateşin olduğu bir yerdir. Yani mutsuzluk, huzursuzluk ve e, sonsuz bir acı var, ızdırap var. E şimdi bunun zıttında ne var? Cennet var. He, o halde cennet sonsuz bir mutluluk demek. Sonsuz bir hayat demek. Tabi hani peygamberimizin hadislerinde de geçer. Öyle nimetler... Olacak ki diyor ne kulaklar duymuş ne gözler görmüş diyor. E, ve ne de diyor onu bir e, kalp ya da zihin düşünmüş diyor. Yani bizim aslında e, düşündüğümüzden, duyduğumuzdan ya da işittiğimizden daha güzel nimetlere kavuşacak diyor. Evet. Bir mümin e, eğer imanlı bir şekilde ölür de e, Rabbinin huzuruna o şekilde giderse cennetinde. Tabi cennette diyor. Ondan daha hoşnut edici Allah'ın diyor cemali vardır diyor. Hani bey yine suresinin sonunda anlatır ya Allah. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan hoşnut olmuştur, razı olmuştur. İşte o razı olma şeyi diyor aslında cennette yaşanacak Allah'ın bizzat cemalini gördüklerinde diyor onu diyor iman edenler hissedecekler diyor. O zaman en büyük nimet cennette. Tabii. Önce cennete girebilmek hocam, cennete girdiğimiz zaman da daha sonra Rabbimizin Tabii, cemaliyle, cemaliyle müşerref olabilmek. Rabbimizin yani Allah'ın rızasını, Allah'ın sevgisini, hoşnutluğunu kazanmak. Hani şair Necip Fazıl diyor ya, ne cennet tasası ne cehennem korkusu, sadece diyor Allah'ın rızasında onlar. Evet. Yani onlar derken kastettiği işte iman edenler ve salih amel işleyenler. evet. Hocam cennet e, bu dünya hayatının neticesinde, yani dünya hayatı bitiyor. Evet. İnancımız gereği biz Allah'a iman, ahirete iman, öldükten sonra diriliyoruz. Öldükten sonra dirildikten sonra yine inancımız gereği biz biliyoruz ki ahirette bu dünya hayatının bir hesabı var. Evet. Ve hesabın neticesinde de sonuç var. Sonuç malum cennet veyahut da cehennem. O zaman e, cenneti şöyle düşünebilir miyiz hocam? Yani bir sonuç, evet. dünya hayatının sonucu. Peki hocam yani dünya hayatında e, hani şöyle bir söz var. Cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz, lüzumsuz değil. değil evet. e, peki hocam yani cennete nasıl ulaşmamız gerekiyor? Veyahut da bu dünya hayatında durak olarak hayatımız sona erdiği zaman ahirette ebedi halidine fiha yaşayacağımız, sonsuza dek yaşayacağımız bir yurt. Bu yurdu elde edebilmek için. O zaman hayatımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Neler Nasıl yaşamamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Biraz evet. da bunlardan bahsedelim isterseniz hocam. ya Bir İslam mütefekkiri şöyle der. Yani dünya hayatının gayesi e, iman ve çalışmaktır der. Yani e, cenneti kazanmanın, Allah'ın rızasına ermenin e, en özet ifadesidir bu. Yani iman nedir? Benim Allah'a inancım. Yani beni Allah'ın sonsuz iradesiyle yarattı, şu fani dünya hayatına gönderdi. E o halde ben onu Rab olarak tanımam ve ondan sonra da bana bu dünyada yapmam gerekenleri, işte bana peygamber gönderdi, bana kitap gönderdi ve onları gösterdi ve biz buna bunu iyilik şeyiyle kavramıyla formatlıyoruz. Yani iman ve iyilik. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakarsak. Ee, ne diyor orada? İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti kânet lehum cennâtül firdevsin üzülâ diyor. Mesela iman edenler ve salih amel işleyenler onlar diyor Allah'ın kendilerine hazırladığı o firdevs cennetlerinde diyor ağırlanacaklar diyor. Evet. E şimdi e şimdi mesela bu ayet bile sadece bu ayet bile bize dünyada nasıl yaşamamız gerektiğini gösteriyor. Evet. Ee, Allah'a iman edeceğiz. Tabi iman etmek sadece ben iman ettim ben müminim demekle olmuyor. O imanın gereğini yerine getirmekle mümkün. Evet. Ben Allah'a mı inanıyorum? Allah'ım bana ne emretti? Ben kitaplara mı inanıyorum? Kitabım bana neyi gösteriyor? Evet. Ben peygamberlere mi inanıyorum? Peygamberim bana nasıl bir insan olmamı gösteriyor? E işte o imanı yaşanabilir bir şeye hayata sokacağız ve ondan sonra da bizim hedefimiz, gayemiz yeryüzünü imar etmek. Ve insanlara iyilik etmek olacak. Yani işte biz bunları yaptığımız takdirde aslında o biraz önce okuduğum ayetin de gereğini yerine getirmiş oluyoruz. Ve cennete namzet insanlar oluyoruz. Şimdi bir hadis-i şerifte peygamberimiz şöyle anlatır. Neyi anlatır? Dünya ile ahiret arasındaki o çizgiyi anlatır. Yani ölüm ve ölümden sonraki iki insanı orada anlatır. Birisi imanlı bir tanesi de. Ee, imansız e, yani kafir olarak ölmüş iki insanın e, ölümünü ve ölümden sonraki hayatını resmeder bize o hadis-i şerifte. Şöyle der, şimdi bir e, mümin öldüğü zaman e, onun ruhunu kabzeden melek gelir, onun ruhunu diyor, ona selam vererek onun ruhunu alır ve ondan sonra e, o e, ruhu kabzeden melek o ruhu gök meleklerine çıkartır diyor. Evet. Ee, onlara arz eder. Onlar da der ki kim bu? Kimin ruhu? İşte örneğin aşır hocamızın ruhu. Ha der onlar. Bu güzel insandı. Onun ruhunu diyor teslim alırlar ve o ruh diyor şeye kadar kıyamete kadar cennet ağaçlarında uçan bir kuş gibidir. O diyor cennetteki makamını beklemeye başlar diyor. Hmm. İkinci şeyde de diyor bir işte Kafir bir kimse e, öleceği zaman o ruhu alacak, kabz edecek olan melek ona çok sert bir şekilde görünür ve onu diyor büyük bir acıyla ruhunu kabz eder ve tekrar onu diyor ruh şey gök meleklerine götürür ve o melekler sorarlar kimdi bu? İşte falanca kimse kötü bir insandı. Onu diyor şey yaparlar, geri çevirirler diyor. İşte diyor onun ruhu da diyor kıyamete kadar sanki diyor işte e, mahkemede cezası kesilecek bir mahkum gibi diyor şeyde diyor bir e, kapalı bir yerde e, beklemeye başlar diyor. O da diyor işte e, şeye kadar cehenneme e, gireceği yere e, gideceği zamana kadar orada diyor bekler diyor. Şimdi bu hadis-i de aslında bize e, şeyi anlatıyor peygamberimiz yani e, ruhun nasıl bir şekilde bedenden ayrılıp işte e, o e, cennete girmek için e, hazır bekleyeceği o şeyleri anlatıyor bize resmediyor. Tabi e, Gönül ister ki herkes e, böyle güzel bir ölümle ruhunu e, o meleğe teslim etsin ve ondan sonra işte e, cennete girmeye e, cennete girmek için bekleyen o yerde işte e, bir kuş gibi uçmaya başlasın. Evet. E, kıymetli hocam e, bu dünya hayatı bizim için bir imtihan. İmtihan evet. dünyasındayız. İşte imtihan ee, karşımızda nefsimiz var, şeytan var. Evet. Ee, bu ikisine galip gelmemiz gerekiyor, bu ikisini alt etmemiz gerekiyor. Ee, yani bir noktada e, nefsimize tabi olmaktan ziyade nefsimizi kendimize tabi eylememiz gerekiyor yok ki yok. bunun neticesinde bir kazancımız olsun. Evet. Ee, malumunuz bir, bir ay boyunca Ramazan ayı geçirdik, Ramazan ayı içerisindeyiz. Hocam yani hani mevsim itibariyle evet eskiden yaz aylarıydı, çok daha uzun günlerdi, çok daha sıcak, hararetli günlerde ama yani hocam bu nimete ulaşabilmek için mesela dünyadayken de ibadet yapmamız gerekiyor, yani orucumuzu tutmamız gerekiyor, işte zekat verebilecek konumdaysak zekatımızı vermemiz gerekiyor, yani... Cennete ulaşma noktasında dünyada bir şeyleri yapmamız gerekiyor. Bir şeylerin fedakarlığında bulunmamız gerekiyor. Tıpkı Ramazan ayı örneğinde olduğu gibi. Evet. Bu noktada hocam biraz nefis muhasebesinden, biraz şeytanla mücadele eden. Evet. Yani çünkü bunlara galip geldiğimiz zaman bunlar bizi cennete yönlendirecek şeyler. Biraz da bu noktadan evet. bahsetsek. Şimdi mesela Peygamberimiz oruç tutanların gireceği diyor. Sadece oruçların... Evet. E, Olacağı bir reyyan e, cennetleri vardır diyor. Şimdi cennette de e, yani böyle herkes aynı statüde olmayacak. Evet. Yani dünyada nasıl ki işte fakiri var, zengini var, e, makam, mevki sahibi olan var, nüfuz sahibi olan var. Yani bir e, şey var. E, derece var. E, derece var. Cennette de öyle olacak. Yani e, herkes cennete girecek de bütün nimetler eşit olmayacak. Yani bu dünyada... E, Mesela çok sıkıntılar çekerek kazananlar hmm. ayrı bir makamda olacaklar. Yani çok kolay işler yaparak cenneti kazananlar da ona göre ayrı bir derecede o olacaklar. O zaman dünyadaki amelimize göre değil Tabii mi? Tabii ki kesinlikle. Yani Allah diyor ki Allah yani ben kimseye kıl kadar zulmetmem. Ben diyor adil bir Allah'ım. Ve hiç kimseye diyor hak ettiğinden fazlası verilmeyecek ve e, az da verilmeyecek. Şimdi mesela işte dediğim gibi oruçlular Reyyan cennetlerinde diyor ağırlanacaklar. Bir de diyor oruçluların diyor iki tane sevinci vardır diyor peygamberimiz. Bir tanesi diyor bu dünyaya ait sevinç işte iftar zamanı gelince onun yemesi, içmesi. Bir, bir de diyor ahiretteki, cennetteki diyor sevinci diyor. Orada diyor Allahu Teala burasını sürpriz bırakıyor peygamberimiz. Evet. Onun ne olduğunu söylemiyor. Evet. O diyor oruç tutanla yani cenneti kazanıp da Oruç tutarak ya da diğer ibadetlerini yaparak o kimseyle Allah arasında olan bir sırdır diyor. İnşallah o sırlara biz cenneti kazandığımızda ermiş olacağız. Şimdi nefis muhasebesi hakikaten çok önemli hocam. İşte Ramazan'ın da son günlerine yaklaşıyoruz, yaşıyoruz. Şöyle anlatayım. Aslında Ramazan'da kazanmış olduğumuz bu güzel e, hasletleri, bu güzel ahlaki erdemleri hayatımız boyunca e, e, devam ettirebilirsek, geriye döndüğümüzde, muhasebe yaptığımızda asla şey yapmayız, pişman olmayız. Tabii ki insan e, akıllı varlıktır. İnsan geleceğini hesap eder. İnsan neyle karşılaşacağını düşünür. İnsan mesela bir söz söylediği zaman... O sözün kendisine nasıl döneceğini hesap eder. Ya da bir davranışta bulunacağı zaman e, o davranışın kendisine zarar mı, fayda mı getireceğini hesap eder. Onun için biz bunu e, yani tabii ki Ramazan ayı biterken yapacağız. Ama hayatımızın her anında, her e, döneminde e, kendimizle e, hesaplaşmamız lazım. Mesela Hazreti Ömer'in bir şeyi vardır, örneği vardır. ''Bugün Allah için ne yaptın?'' Bu söz mesela işte Hazreti Ömer'e aittir. O şöyle der yani başını yastığa koyduğun zaman akşam düşün yani bugün Allah için ne yaptın? Ya ben bugün işte Allah için oruç tuttum. Ben bugün Allah için beş vakit namaz kıldım. Ben bugün Allah için üç tane fakiri doyurdum. İşte ben bugün Allah için şunu yaptım, bunu yaptım, şu iyiliği yaptım. Bunları sorarken ben bugün Allah'ın razı olmadığı hangi işleri de yaptım? Mesela bunu da sormamız lazım. Eğer Bunlardan da yapılan şeyler varsa bir Müslümanın bunlardan tez zamanda vazgeçmesi lazım. Yani şimdi nefis öyle bir şey ki işte yani Adem babamızla Havva annemiz biliyorsunuz evet. hayata cennette başladı. Evet Ne dedi Allah yani işte alın size dedi, cennetin nimetleri yaşayın ama dedi şu ağaca yaklaşmayın. Yani şu işi yapmayın ya da şu günaha girmeyin ama şeytan ne yaptı onları kandırdı o günahı işlettiği. Ve onlar e, cennetten dünyaya gönderildiler. Hatta orada bir anekdot vardır. Yani e, onlar o günahı işleyince şeyleri döküldü. Yani e, elbiselerinden ayrıldı döküldü. ve işte e, o ayıp yerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye e, başladılar diyor. E, yani insan tabi kendisini sorgulayacak. Yani e, hani haya imandandır diyoruz ya. Bir Müslüman e, tabi e, açılınca haya ve edep sahibi olduğu için ilk e, ilk, ilk insan Hz evet. Adem ve Havva annemiz e, bir anda tabii fıtrattan gelen bir şey duygu e, üstlerini örtmeye başladılar Ha şunu düşünecek insan e, Ben bir haram istersem benim manevi anlamda haya perdem yavaş yavaş kaybolur O halde ben Allah'ın emrinden çıkmamalıyım ben işte Ramazan'da bana orucu tut diyorsa Rabbim, ben sağlımsı sıhhatim varsa bu orucu tutmalıyım. Benim işte diyelim ki halim vaktim yerindeyse, zenginsem, servet sahibiysem fakirleri kollamam lazım. Zekatımı ne bileyim sadakalarımı zamanında ödemem lazım. Tabii bu arada Ramazan ayı da son günlerini yaşıyoruz. Fıtır sadakası dediğimiz Ramazan ayı içerisinde verilmesi gereken, bir fıtır sadakası var. Onu da kardeşlerimiz ihmal etmesinler, unutmasınlar. İşte bütün bu güzellikleri yaşadığımızda tekrar cümle, konunun başına dönecek, dönecek olursak, evet iman ve çalışmak. iman <laughs> ve salih amel. iman evet. ve iyilik. Evet. E, Tabi imanı da biz nasıl anlatıyorduk? Kulluk olarak anlatıyoruz. Evet. Yani sadece sözde kalan bir iman değil. Bütün doğumdan ölüme insanın hayatını kapsayan, etkileyen, onu yönlendiren değerler olarak atfediyoruz. Yani, evet. O değerleri de biz yaşattığımız sürece, iyi insan olduğumuz ve iyiliği yaydığımız sürece cenneti kazanırız. Mesela cennetlik insanların dünyadaki işlerinden bir özellikle nedir? Ya bil maruf ve yenhev anil münker. Onlar iyiliği emrederler ve kötülükten de nehyetmeye çalışırlar. Evet. Hocam programımızın sonuna geldik. Evet geliyoruz. Zaman Bu geçiyor. Bu Ramazan içerisinde de sizlere misafir ettik. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ee, kıymetli STV izleyenler bugünkü iftar sevinci programımızın sonuna geldik. İnşallah e, iftar vakti yaklaşıyor. Programımızı hocamızın duasıyla sonlandırıyoruz. Hocamızdan şu anda dua için amin diyoruz. Ellerimizi açıyoruz. Buyurun hocam bir dua yapalım. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi senin rızan için oruç tuttuk. Senin rızkınla orucumuzu açıyoruz. Ve senin bütün güzel nimetlerinin şükrünü eda edebilmeyi bizlere lütfeyle ya Rabbi. Amin. Ramazan'ın şu son günlerine yaklaştık. Sağlık ve huzur içerisinde bizleri bayram sevincine kavuştur ya Rabbi. Ya Rabbi bize dünya ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizleri, annelerimizi, babalarımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu koruyup muhafaza eyle. Ya Rabbi. Ya Rabbi ilahi yarabbel alemin şu güzel vakitte iftar vaktinde ellerimizi açtık, huzuruna geldik. Sen dualarımızı kabul eyle. Amin. Hasta kullarına şifalar ihsan eyle. Amin. Dertli kullarına devalar ihsan eyle. Borçlu kullarına ödemeyi nasip eyle Ya Rabbi. Efendimizin ifadesiyle, iftar vaktinde oruçluğunun yapmış olduğu dua diyor reddedilmez Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sen de bizim şu güzel dualarımızı oruçlu haldeyken yapmış olduğumuz bu güzel duaları dergahında kabul eyle. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Kıymetli izleyenlerimiz kısa bir süre sonra inşallah eski şehrimiz için iftar vakti. Rabbim oruçlarımızı kabul buyursun efendim.